Başvuru 1,5 milyonu geçmiş. Ben dedim ya tavşan çıktı diye. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bu evleri yapamazlar. Ya Kemal Kılıçdaroğlu derken Ayşenur Aslan, Kemal Kılıçdaroğlu, bilimum muhalifler yani. Diyor ki bu evleri yapamazlar, bu evleri bitiremezler. Güvence var mı güvence? Yani bunlar bir tane oradan fil çıkarttılar, tamam mı, şapkadan. Şapkadan fili çıkarttı, odanın ortasına koydu. Şimdi diyorlar ki bu fil yemek yemez. Ya muhalefetin yapması gereken, hani iktidarın yaptığı bu şeyleri ya da ne bileyim bir başka partinin, iktidar da olmayabilir, önerdiği bu önerilere alternatif bir şey gerek getirmesi değil midir? Bizde öyle olmuyor. Bu tutmaz, bu olmaz. Tabii böyle şeyler dediğimiz zaman biz şey oluyoruz, yandaş. Bekleyelim. Parlamenter sisteme geçtikten sonra bakalım ne olacak. Yeni şey var mı proje? Var. Daha iyi projeler var mı? Var. Nerede? Parlamenter sisteme geçince. Böyle bir muhalefetteyiz yani. Şu anda geldiğimiz nokta bu şeyde yani. Bütün muhalefet şu anda bu işin tutmayacağını anlatıyor. Peki ikna sıfır. Ben şunu umuyordum. Diyordum ki ya muhalefet şu anda umut vaat edecek, iktidarda korku vaat edecek demiştim ben. Bak yanılmışım. Şu anda tam tersine döndü işler. İktidar umut vaat ediyor. Öyle ya da bu böyle diyor ki ev alacaksınız, ev vereceğim, ucuza vereceğim. Muhalefet de diyor ki hayır, hayır, veremez, veremeyecek, kandıracak, bilmem ne yapacak. Sen hangisini satın alırsın? Şu anda gördüğümüz kadarıyla 1,5 milyon kişi bu umudu satın almış durumda. 1,5 milyonu çarp artık, kaçta çarpacaksın. Zannediyor ki AK Partililer başvuruyor. Benim gördüğüm tamamen CHP'liler de başvuruyor bu ev meselesine. Yani şu anda ben gideyim bir anket yapayım. Yarısından çoğu CHP'li olabilir yani.